Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bugün sizinle İngilizce dil bilgisinde isimleri çoğul yapmayı yani singular and plural nouns tekil ve çoğul isimlere bakacağız. İngilizcede bir ismi çoğul yapmak için genellikle ve yaygın olarak ismin sonuna s eki getirilir. Bu kural %95 bu şekildedir. %95 isimler s eki alarak çoğul hale getirilir. Singular and plural. iki tane sütunumuz var burada. A book. Bir kitap. Books. Kitaplar. Daha önceki sunumumuzda e ve en kuralını anlatmıştık. İsimler bir tane ise tekilse ismin önünde e ya da en kullanabiliriz. Belirgin olmayan ön ek olarak. Ve bu isimleri çoğul yaparken artık birden fazlaysa isimlerin sonuna s eki geliyor. A pen bir kalem. Pens kalemler. An apple bir elma apples elmalar A teacher bir öğretmen teachers öğretmenler gibi bununla birlikte arkadaşlar düzensiz çoğul yapılan isimler aynı kalan isimler gibi farklı kurallar da var ama ona geçmeden önce şunu söyleyeyim İngilizce'de sayılabilen ve sayılamayan isimler var bu sayılabilen ve sayılamayan isimler konusu ayrı bir sunum olarak bir sonraki videoda anlatacağım sizlere. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Sayılamayan isimler kesinlikle çoğul olarak kullanamazlar. Yani bir ismi çoğul yapabilmemiz için aynı zamanda sayılabilen bir isim olması gerekiyor. Sayılabilen isimlerin sonuna s getirilerek çoğul hale getirilir dedik. Bir örnek daha verelim burada. A book bir kitap. Birden fazla ise ben iki olarak aldım burada. Two books şeklinde. Ve ismimiz çoğul olduğu zaman arkadaşlar bakın books çoğul olduğu zaman Yardımcı fiilimiz to be de çoğul olarak çekimleniyor. Çünkü de çoğul olmak durumunda. Ama tekil ise ebook bir saniye bakın yardımcı fiilimiz is tekil ki zaten şahıs zamanımızda tekil olarak it olarak kullanılmış. Şimdi arkadaşlar her isim s ekini aynı şekilde almıyor. Bazı isimlerimiz var. Bu isimler s ekini tamamen farklı olarak alıyorlar çoğul olurken. Sonra x S, double S, S, H, C, H ve O harfleriyle biten isimler S çoğul ekini ES olarak alıyorlar arkadaşlar. A bus, bir otobüs, two buses. Bakın S eki ES olarak geldi. A box, bir kutu, two boxes. A glass, two glasses. A brush, bir fırça, two brushes. Türkçe. A watch, bir saat. Two watches, iki saat. A tomato, bir domates. Two tomatoes gibi. Arkadaşlar şunu da aklınızda bulundurmanız gerekiyor. İsim çoğul olduğu zaman biz Türkçe'de lerler olarak e, çeviriyoruz. E, ama okurken iki kitaplar, üç kitaplar şeklinde söylemiyoruz. Bu İngilizce'de Türkçe'ye çeviri yaparken de dikkat etmeniz gerekiyor. Burada two buses diyor. Evet iki tane olduğu için ismin çoğul olması gerekiyor. Ama biz bunu Türkçe'ye çevirirken iki otobüs diye çevirmemiz gerekiyor. Diğer bir kuralımız sonu y harfiyle bitiyorsa bir ismin ve y'den önce bir sessiz harf varsa arkadaşlar. Burada olduğu gibi baby kelimemiz bebek anlamında y harfiyle bitiyor ve y'den önce bir sessiz harf var. Bir İsim çoğul olurken y düşer. Y düşer. Ve i, -E olarak ek getiriyoruz. Çoğul eki. Two babies. A dictionary bir sözcük. Bakın y ile bitiyor. Y'den önce bir ses harf var. R. Y'yi düşüreceğiz çoğul yaparken. Dictionaries. I, -E olarak. E, s olarak çoğul yapacağız. Tabi bu ne için geçerli? Sonu y ile biten ve y'den önce bir sessiz harf olan isimler için geçerli. Ama şu örneğimize baktığımızda toy, a toy bir oyuncak. Y harfiyle bitiyor ancak y'den önce bir sesli harf var. Bu durumda biz en başta söylediğimiz sadece ismi çoğul yaparken s eki getirme kuralını uyguluyoruz. Çünkü y'den önce bir sessiz harf olması gerekiyor ki y düşsün. es eki alsın. Diğer bir kuralımız sonu F ya da FE ile biten isimlerde F ya da FE yani F ya da FE ile biten isimlerde F V'ye dönüşüyor arkadaşlar ve VES eki getiriliyor ismimizin sonuna. A knife bir bıçak. Bakın FE ile bitmiş. Birden fazla çoğul yaparken knives. Bakın F düştü, V'ye dönüştü arkadaşlar. Ves olarak çoğul yaptık. A shelf bir raf. F ile bitti. Shelves raflar birden fazla çoğul. Ancak istisna olan kelimelerimiz var. Onları ben buraya yazdım. Safe kasa anlamında. Believe inanç anlamında. Roof çatı ve chief. Şef olarak çevirebilirsiniz Türkçe. Ye. Bu isimlerimiz F ve FE ile bitmelerine rağmen sadece S2 olarak çoğul oluyorlar. Yani burada bahsettiğimiz kurala uymuyorlar. Bunlar zaten 4 tane. Bunları da ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kuralın dışında oldukları için. Bir de düzensiz isimlerimiz var. Yani biraz önce bahsettiğimiz kurala uymayan isimlerimiz var. Çoğul olurken farklı şekilde çoğul oluyorlar. Biz bunlara kuralsız, düzensiz isimler diyoruz. Bunlar da arkadaşlar ezberlememiz gereken isimlerler isimler. Çünkü bunlar çoğul olurken tamamen farklı şekilde yazılıyorlar. Mesela a man bir adam. iki adam derken arkadaşlar adamlar derken. Two men. Bakın a e'ye dönüşmüş. Aynı şekilde woman kadın. Women kadınlar. Bakın burada da a e'ye dönüşmüş. A person bir kişi. People. Kişiler, insanlar, Sol hali tamamen farklı. Foot ayak, feet ayaklar. Tooth diş, teeth dişler. Mouse fare. Mice fareler. Child çocuk, children çocuklar. This bu, these bunlar. That şu, those şunlar. Goose kaz, geese Kazlar, Ox. Ox. Oxen. Öküz ve öküzler. Pek kullanacağınız bir kelime değil. Umarım kullanmazsınız. Laos. Bit demek. Çoğulu. Lies. Şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Bu isimleri çoğulları tamamen farklı şekilde yazılıyor. Bu isimleri ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Düzensiz veya da kuralsız isimler olarak. Bir de çift olan her şey. Yani çift olan derken arkadaşlar iki parçadan oluşan her şey, her isim çoğul yazılır İngilizce'de. Caesar's makas iki parçadan oluştuğu için bakın S2 aldı. Her zaman çoğul şekilde yazılıyor. Shorts, eyes, gözler, trousers, kumaş pantolon, trainers, spor ayakkabı, shoes, ayakkabı, Jeans, kot pantolon, tweezers, cımbız ve tongs, maşa. Bu isimler arkadaşlar, tabi bunlardan e, bu isime daha ekleyebiliriz. İki parçadan oluşan isimler, iki çift olarak bulunan isimler her zaman İngilizce'de çoğul olarak kullanılırlar. Bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Bir de tekil ve çoğul hali aynı olan isimlerimiz var. Bunlardan dört tanesini yazdım. Yani tekil hali fish balık çoğulu balıklar derken yine fish şeklinde söyleyip yazmamız gerekiyor. Deer, geyik, çoğulu yine deer. Sheep, koyun yani a sheep bir koyun. To, sheep iki koyun derken yine aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Food, yiyecek genel anlamda yine çoğulu food arkadaşlar. Son kez şunu da hatırlatalım. Demiştik ki isim çoğul olduğu zaman tense de olduğu gibi yardımcı fiilimiz to be de çoğul olarak çekimleniyor. Zaten şahıs zamirimizin de çoğul olması gerekiyor. It a pen. O bir kalemken they are pens. Onlar kalemler şeklinde. Bakın şahıs zamirimiz, yardımcı fiilimiz ve ismimiz dolayısıyla çoğul olmak durumunda. She is a teacher. O bir öğretmen. Bakın a teacher bir öğretmen. To be tekil olarak çekimlendi ama birden fazla artık they onlar dediğimiz zaman to be çoğul olarak çekimleniyor ve ismimizin de mutlaka çoğul olması gerekiyor. He is an old person. O yaşlı bir kişi. Person kişi. They are old people. Onlar yaşlı insanlar, yaşlı kişiler gibi. İsmimiz de çoğul, yardımcı fiilimiz de, şahıs zamirimiz de çoğul arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekil ve çoğul isimleri görmüş olduk. İsimlerin nasıl çoğul yapılacağını görmüş olduk İngilizce'de. Eğer videomu beğendiyseniz paylaş. Butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar.